Merhabalar, Osmaniye Halk Eğitimi Merkezi olarak bugün Osmaniye Çardak Köyü'nde El Sanatları kursumuzda Sevilay Taşdemir hocamızın konuğuyuz bugün. Ve el sanatları ile ilgili geri dönüşüm haftası ve geri dönüşümle alakalı sohbetlerimiz olacak. Merhabalar Sevilay Hocam. Öncelikle teşekkürler. Bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz Halk Eğitimi Merkezi olarak. El sanatları kursunuzdayız ve ortam gerçekten kadınların yaratıcılığını, el sanatlarına olan yatkınlığını ve güzelliğini anlatan bir ortam. Sizinle bugün sanat ve geri dönüşüm hakkında sohbet etmek istiyoruz. Öncelikle sormak istediğim soru şu. El sanatları nedir? Ne demektir? El sanatları elimizde olan ürünü hayatın farklı bir alanında daha kullanılabilir hale getirip yaratıcı bir fikir oluşturmak. Yani hani ben öyle düşünüyorum. Mesela öğrencilerimiz sandığında eskiden kalma bir şey getiriyorlar. Bunu ne yapabiliriz diye. Atıyorum nevresimse tamam nevresim. Yastıksa tamam yastık. Başka bir şeyse namazlığa çevirelim. Hani farklı bir düşünceye, farklı bir objeye dönüştürmek. El sanatlar yani. Çok. Burada öyle şu an. Evet. Peki el sanatları sizce yetenek mi, eğitim mi, ilgi mi istiyor? Yoksa bunların hepsini mi istiyor? Hepsinin sentezlenmesi. Hepsinin bir araya gelmesi. Yetenek olmadan ilgi asla olmaz yani. İlgi olmadan yeteneğin hiçbir anlamı yok. Ondan sonra bir araya gelmesi gerek ki bir ürün ortaya çıksın. Evet, çok haklısınız. Peki el sanatları için kişide sizce bir yaratıcılık olması gerekiyor mu hocam? Yaratıcılık da olması gerekiyor, farklı bir düşünce de olması gerekiyor. Bir de ilgi duyması gerek yani o alana dair. Hani mesela eline aldığı şeyi ben bundan ne yapabilirim diye bir fikir yürütmeli. Eğer fikir yürütemiyorsa hani istediği gibi bir şey çıkmıyor. Zaten kafasında oluşturmamışsa siz ne kadar söyleseniz de o onu beğenmiyor yani. Onun için yani hani kendisi bir şeyler üretmeli yani kafasında bir fikir oluşturmalı diye düşünüyorum. Evet, çok haklısınız. Farklı bir soru daha sormak istiyorum ben. Buyurun. El sanatları görsel zeka ve farkındalık istiyor mu sizce? Evet, kesinlikle görsel zeka ve farkındalık istiyor. Çünkü farklıya dönüştürmek zorundasın. Olan ürünü farklıya dönüştürmek zorundasın yani. Görsel zeka da şimdi şöyle, hani elindeki objeyi ne yapabilirim düşüncesine odaklandığı zaman mesela atıyorum ben geçen gün halk eğitimden yürüyerek geliyordum. Kendi kendime düşündüm. Sekizgen şeklinde ürünler hazırladık böyle. 40 yamalar yapıyorduk. Ondan sonra yolda gelirken farkına vardım ki parke taşlarından altıgenler bir araya geldiği zaman daha böyle kapalı tam birbirine denk geliyor. Hatta geldim arkadaşlara dedim ki arkadaşlar dedim artık dedim sekizgen çalışmayalım dedim altıgen çalışalım. Niye dediler? Ben bugün yolda gelirken kaldırımda dedim fark ettim dedim gerçekten de öyle kaldırım taşları altıgendi. O altıgenler hep birbirinin üzerine oturmuştu. Geldim o kalıbı çıkardım arkadaşlarla birlikte çalıştık. Onu da birazdan gösteririm zaten. Evet, bu da sizin farkındalık. Ve görsel zekanızı evet. Gösteriyor zaten. Ayrıca çok da ilgi duyduğunuzun farkındayım ki harika ürünler ortaya çıkarmışsınız hocam. Teşekkür ederim. Peki sizin el sanatlarına olan ilginiz ne zaman ve nasıl başladı? Vallahi ben aslında evlendikten sonra başladı. Hani önceden de vardı yalan değil ama evlendikten sonra eşim de sağ olsun böyle halk eğitim kurslarına gitmeme hiçbir şey demedi yani. Her gittiğim yerden bir şey kaptım. Her gittiğim yerden bir şeyler üzerine kattım. Öyle olunca ilk başladığım zaten makine nakışıydı. Makine nakışıyla başladım. Sonra diğer kurslara katılmaya başladım. Kurdale nakışıydı bilmem neydi. İpek kozaydı, boyamaydı. Neredeyse bütün kursların hepsine katıldım. Bunlar da hepsi bir araya geldi. Hani derler ya bir meyve olgunlaştı. Neredeyse bir 20 yılımı aldı yani ve 15-17 yılda kesinlikle bu işin içerisindeyim yani. 20 yıllık ilgi evet, ve emek diyorsunuz. Evet. O zaman bilgi birikimi, emek birikimi yani bu. Evet, şöyle de diyebiliriz. Halk eğitimi merkezlerinin hanımlara bu anlamda yol açtı, evet. Işık tuttu. Evet. Işık tuttu. Ben zaten çok severek yapıyordum yani. Severek yaptığım işim de şu an çok şükür hani ekmeğini de yiyorum diyebilirim. Çok güzel. Çok güzel gerçekten. Peki el sanatlarıyla ilgilenmek için özel malzemeler gerekli mi? Maliyeti var mı bunların veya her türlü malzeme ile bir sanat eseri ortaya çıkarılabilir mi acaba?
Her türlü malzemeyle eğer istenirse tabii, istenirse, yetenek de varsa, görsel zeka da biraz önce dedik ya, varsa kesinlikle bir ürün ortaya çıkar yani. Hani illaki gidip aman aman pahalı ürünler alıp da işte güpürüydü, danteliydi, hı hı, yok boyasıydı, yok şey üründü hani boyayacağı veya işte ortaya çıkardığı ürüne ait para ödemek zorunda değil. Hani kafasında da oluşturabilir. Atık ürünler biliyorsunuz bu aralar zaten şey neydi? Geri dönüşüm haftası, evet, zaten. Evet. Geri dönüşüm haftası doğrultusunda hani elinde olan malzemeyi farklı bir şeye dönüştürdüğü zaman düşünmeye başladıkça zaten farklılaşmaya, farklı ürünler kafanızda tasarlanıyor ki aa bu böyle olduysa diğer sefere de bak şunu şöyle yapabilirim gibisinden. Evet. Madem geri dönüşüme değindiniz, ben de size geri dönüşüm nedir diye bir soru yöneltmek istiyorum. Geri dönüşüm elimizdeki ürünü tekrardan kullanılabilir farklı bir ürüne dönüştürmek. Çok güzel, evet. Peki geri dönüşüm nasıl yapılır? El sanatları anlamında. Geri dönüşüm atıyorum. Burada bir tane örnek bir ürün verebilirim. Şöyle yapalım. Sıkıntı olur mu? Yok. Bu bir pekmez şeydi. Kutusuydu. Külek pekmezi, evet, dediğimiz külek pekmezi. Ürün. Evet. Bunu arkadaşlarımız getirdi. Ne yapalım ne yapmayalım. Burada bayağı da kaldı. Sonra ben düşündüm. Boyayayım. Boyalarım da hep yarım yamalak. Yani hani çok fazla illaki boyalar, para verip, evet, de aldıklarım bile değil. Düşündüm, taşındım. Hadi böyle düğmeler falan yapayım. Düğmeler yapmıştım. Hı-hı. Biraz eskitme bir çalışma yaptım. Vernikledim. Oldu bir ürün. Çok burada birçok ürünüm bir zaten. Olmuş. Evet. Evet. Takı kutusu olarak da kullanılabilir. Takı kutusu da olabilir. İğne iplik de konulabilir. Yani birçok ürün zaten burada göreceksiniz yani. Çok geri dönüşüm ürünleri. Benim burada dikkat ettiğim bazı ürünler, evet, var zaten. O en sevdiklerim. Evet, kesinlikle. Mesela domates salçasının kutusu dediniz. Domates salçasının kutusundan çok şık bir ürün ortaya çıkmış. Benim çok hoşuma gitti. Hanımlar da böyle ürünlere, bu tarz aksesuarlara çok ilgi, evet, duyar. Evet, evine mesela. Ayrıca tezgahın üzerine. Şu ürün çok dikkatimi çekti. Konserve, evet, kutusuydu. Konserve değil kutusuydu mi? Evet, plaki kutusuydu. Evet. Atmadım. Daha önceden de zaten Dardanel ton kutuları şeylerini kullanmıştım. Yani tenekelerini atmamıştım, biriktirmiştim. Onları boyadım. Dışına bir şeyler yapıştırdım. Eskitme yaptım, vernikledim. Bu ayaklar da ne biliyor musunuz? Eski bir tesbihin boncukları. Çok güzel. Çok tekrardan para verip de yani hani illa para vermek değil yani. Boncuk, evet, iri boncuğu altına koydum, ayak yaptım. Çok da güzel bir, evet, yaratıcı zeka gerektiriyor zaten bu alan. Ayrıca çok çok beğendiğim ürünlerinizden bir tanesi de bu ne şişesiydi? Bu bir kavanoz. Kavanoz. Bu kapağı yoktu. Bayağı bir sürede ortalıkta kaldı yani. Hadi ne koyalım? Boncuk mu koyalım? İşte düğme mi koyalım? Sonra düşündüm kendimce. Altına bir tane başka bir, hatta şunlar bunun kapağıydı yani. Hı hı. Onun kapağını buraya yapıştırdım. Hızlı yapıştırıcıyla. Sonra eski bir tane kapak buldum. Onu buraya yapıştırdım. Ondan daha küçük bir kapak buldum. Evet, buraya yapıştırdım. Evet. Ama yolda gidiyorum. Her yere bakıyorum. Ne yapabilirim? Ne olabilir diye. Bu yine plastik bir kapaktı. Bu da su şişelerinin. Zaten marka bile yazıyor üzerinde, evet, şu an. Evet. Bu da eski benim bir bilekliğim de. Ama boyandığı için belli, evet, bile değil. Çok da şık duruyor. Bu benim eski bir bilekliğim de. Hani kırılmış, atılmış bir üründü, hı hı, zaten. Bir araya getirdik, hadi dedi kulp olsun. Evet, çok da güzel bir ürün, çok da şık bir ürün. Zaten şu an bunlar çok revaçta, balkonlarda. Kesinlikle hani, hanımlar süs olarak, evet, evlerinde, evet, sıkça kullanıyor bunu. Peki hocam, geri dönüşüm neden önemli sizce? Geri dönüşüm hayata yani farklı bir şeyler kazandırmak, elimizdeki ürünü zamana ve şartlara uygun hale getirmek. Bakın burada da hani cümleme de tam uydu. Hı hı. Eski anneanne babaanne yazmalarından kalan şey çiçekler. Biz şey yaptık yani. Eskimiş bir örtünün. Bak biz buna para vermedik. Kısmı, geri dönüşüm, evet, illa para değil. Eskimiş bir örtünün kullanılabilir çiçekli kısmını aldım. Hemen küçük bir tel monte ettim. Hı-hı. Ondan sonra sardım altında yapışkan şeritle. Bu da zaten evdeydi. İçerisine koydum. Kahvelerin yanında sunum olarak kullanabiliriz diye düşündüm. Çok da güzel bir sunum süsü, evet, ortaya çıkarmışsınız. Hep diyorum anneanne babaanne yazması diye. Evet. Peki hocam şimdi bu kadar sohbetin üzerine bir soru daha sormak, evet, istiyorum. Geri dönüşümle sanatın ilgisi nedir sizce? İkisi birbiriyle bağlantılı. Kesinlikle bağlantılı. Eğer ki hani sanata ilginiz yoksa geri dönüşüm hiçbir faydası olmayacak. Düşünüp de bir araya getiremezsiniz. Hani ben burada kendimi övmek veya bir şey, hı-hı, için söylemiyorum. Bu bir geri dönüşüm. Ben bunu çöp atabilirdim. Evet. Ki atıyoruz. Evet. Bir kesinlikle birçoğumuz atıyoruz. Bu da evdeki herhangi bir kağıt parçasıydı. Hı-hı. Kağıt parçası. İlk önce makasla kestim. İstediğim şekli veremedim. Hı-hı. Sonra elime çakma aldım. Yavaş yavaş elimde yakıp söndürüp yakıp söndürüp bu şekli vermeye çalıştım. Bu da evde herhangi bir hiç çekmecede kalan bir ipti. Hemen getirdim, yapıştırdım. Bu yine farklı, başka bir yerden kalan, hı-hı, bir şeydi. Getirdim, onu da taktım.
Kesinlikle ikisi bir arada olmalı. Çok da şık olmuş. Evet. Ben şöyle kahve bir şey belirtmek istiyorum. Kahve olarak kullanabiliriz. Bunu herhangi bir eşya satan, süs eşya satan yerden alacak olsak. Evet. Maliyeti 60 liradan aşağı olmaz diye düşünüyorum. Ama siz bunu kendi evinizde, kendi evimizde, kendi imkanlarımla, kalan boyalarımla, hani zaten yapıyoruz, zaten bu işin içerisindeyiz. Kalan boyalarımla hazırladım. İnanın ki şu görüntü ne biliyor musunuz? Alçı, kum çakıl tozu. Evet. Onu boyayla karıştırdım. O görüntüyü öyle verdim. Çok da güzel olmuş. Bu arada ben şunu da belirtmek istiyorum. 18-24 Nisan geri dönüşüm haftasıdır. Bu hafta dolayısıyla hocamızın yerini, atölyesini ziyaret etmek bizi gerçekten çok çok onurlandırdı. Geri dönüştürdüğü, atılması gereken ama atılmayan malzemelerden çok güzel ürünler çıkarmışsınız hocam. Gerçekten tebrik ediyorum. Ve sohbetimizin sonuna da Mustafa Kemal Atatürk'ün sanatla ilgili çok güzel bir sözü var. Onu da paylaşmak istiyorum. Sanatsız kalan bir milletin can damarlarından biri kopmuş demektir diyor Mustafa Kemal Atatürk. Bu bağlamda sanat diyorum ki, sanat bir milletin can damarı gibidir ve milletin yaratıcılığını ve kültürel ögelerini belirten bir daldır sanat. Siz bu alanda çok güzel şeyler çıkarmışsınız ortaya. Tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkürler. Hocam. Ben de son bir cümleler ekleyeyim yani. Sanata ilgi duyduğun zaman, geri dönüşümle birlikte birleştiği zaman yeni bir ürün ortaya çıkıyor. Sen kendi farklılığını yaratmış oluyorsun. Ondan sonra kullandığın ürünü diğerleri gördüğü zaman biz de bunu yapabiliriz diye hayata geri bir dönüşüm kazandırıyor yani. İlla ki her şeyi atmak zorunda değiliz. Evet. Kesinlikle. Zaten zaman ve şartlar, ekonomi artık çok zor durumda. Hiçbir şey atmıyoruz, biriktiriyoruz. Ha illaki çöp değil yani her şey. Onları düzenli bir şekilde bir şeylere dönüştürmeye çalışıyoruz. İnsanların da yolunu aydınlatıyorsunuz bu anlamda. Fikir olmuş oluyor. Ve halk eğitimi merkezleri de bu anlamda gerçekten insanların yolunu aydınlatan, onlara ışık tutan merkezlerdir. Bu konuda gerçekten kadınlarımıza özellikle halk eğitim merkezlerine de teşekkür ederiz. Yardımcı oluyor. Ve köydeki kadınlar buraya sıkça geliyor değil mi? Kurslarda bir şeyler öğreniyorlar. Evet. Peki kendilerine maddi katkıları oluyor mu? Evet. Burada kursumuzdaki bütün öğrencilerimiz dışarıya dikiyorlar. Dışarıya satış yapıyorlar, dışarıya boyuyorlar. Hepsi yani genelde hepsinde de var yani. Diktiğimiz çantalardan tutun da, dikişten tutun da, boyamadan tutun da hepsi maddi bir şey de var yani. Hani getirisi de var kendilere. Mesela atıyorum 2 metrelik bir ürün aldı, onu sattığı zaman onu 4-5 metrelik başka bir ürüne dönüştürmüş oluyor. Bu da kendisine hani her gittikçe kazanç elde etmeye başlıyor. Daha da büyüyerek. Evet, daha da büyüyerek katlana katlana devam ediyor. Hem maddi gelir oluyor hanımlarımıza hem de terapi gibi geliyordur eminim. Zaten diyorlar burası bizim için bir terapi alanı gibi. Çünkü diyorlar ki her gün bir komşuya gidemezsin. Etraftaki kimseler bile ki gene gitti, şöyle mi diye. Ama buraya her gün gelebilirsin. Burada bir de herkes aynı konumda. Evet. Büyükten küçüğe herkes aynı konumda yani. Evet. Onun için halk eğitim merkezlerinin çok büyük bir şeyi var yani. Katkısı desteği kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Ellerinize sağlık ve beğendiyseniz ben de devamını çok diliyorum. Aldım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben Fatma Çenet, 32 yaşındayım, 4 çocuk annesiyim. Kurslara geliyorum ara ara, bu yılda kayıt oldum tekrar. Yani bir şeyler öğrenmek için, aile bütçesine bir şeyler katkıda bulunmak için. Instagram üzerinden, işte akrabalar üzerinden satış yapıyorum. Kendi ufak tefek kazancımı sağlıyorum yani. Geri dönüşüm olarak evet elimdeki kumaşları değerlendirmeyi çok seviyorum. Kurslara katılmalarını isterim çünkü çok güzel eğitimler veriliyor burada gerçekten. Kendinizin neye yönelik bir beceriniz olduğunu en azından şey yapıyorsunuz. Kurslarda buluyorsunuz. Hani evdeyken falan bilemiyorsunuz. Burada geldiğiniz zaman gerçekten ben de bunu yapabiliyormuşum. Yani ben de bir şeyler yapabiliyormuşum diye çok güzel oluyor. İsmim Zekiye Börk. Bir çocuk annesiyim. 30 yaşındayım. 10 ay öncesine kadar başka bir yerde oturuyordum. Buraya yeni taşındık. Bir ay kadar oldu kursa başlayalı. Dikişle hiçbir alakası olmayan, böyle farklı şeyleri gören ama yapamayan birisiydim.
Sonra Sevilay Hocam, bu ablalar çağırdılar. Daha sonrasında geldim, gittim, gördüm. Makinem vardı, makinamızı getirdik. Hocam eşliğinde, arkadaşlarım eşliğinde çok güzel şeyler öğrendim. Bir de şeyler var aslında. Böyle geri dönüşüm. Mesela Sevilay Hoca deyince akla gelen geri dönüşüm. Konserve kutusu mu dersiniz, kavanoz mu dersiniz? Ne bileyim, hani eşinizin eski gömleği olabilir, giymediğiniz bir şal var. Çok çok böyle. Şal olabilir. Hani ne derseniz geriye dönüşümümüz var ya. Sonra konserve kutularımız, o mısır kutular olsun, boyanıyor kaktüsle. Hani kaktüs dikiyor onlara hocamız. Ve geliyor bize gösteriyor, biz yapıyoruz. Satış doluyor böyle. Hani bir kutudan neler üretiliyor aslında. Bir eski oyalardan, eski işte. Hani eski diye bir şey yok aslında. Onu öğrenmiş olduk. Merhaba, ben Hasibe Telli. 49 yaşındayım. Emekliyim. 4 tane kızım var. İkisini everdim. İkisi okuyor. Kızlarıma çeyiz için geldim. Hocamın sayesinde sağ olsun birçok şeylerini, çeyizlerini, yatak yüzlerini, yorgan yüzlerini diktim çocuklarımı. Sofra dikiyorum onlara. Çeyizlerini yapıyorum işte. Çok seviyorum. Evde boş boş oturuyordum aslında. Buraya gelmeden önce. Hani buraya gelince de gördüm arkadaşlarımın yaptıklarını. Çok hoşuma gitti. Değerlendiriyorum, yapıyorum. Hocamızı da çok seviyorum. Böyle yani. Geri dönüşüm yapıyor işte. Gördüğünüz gibi burada boyama yapıyoruz. Eski şeyleri boyayıp tekrar kullanılacak hale getiriyoruz. Güzel oluyor yani. Tavsiye ederim. Evdeki boş bayanlar gelsinler, yapsınlar. Kız olan gelsin, kızının çeyizini yapsınlar. İyi bir şey. Yoğurt mayalama örtüsü, evimizde bulunan elimizde kalmış atıklarla bir araya getirdik. Hani birkaç tane ürünü bir araya sarıp sarmalayıp da yoğurdumuzu mayalamak yerine bunu böyle şöyle hem kolaylık oldu. Bir yere yemek mi götüreceğiz? Fırına bir lahmacun mu göndereceğiz? Bunu hemen elimize böyle alıyoruz, götürüyoruz. Bunu böyle diktik, hazırladık. Bu atılmış, kullanılmış eski poşetlerden bir çiçek geri dönüşüm sağladık. Bu yine bir soda şişesiydi. Böyle bir geri dönüşüm sağladık. Bu bir yine bir kalem kutusuydu. Şöyle ipek kozayla süsledik. Bu yine bir cam kavanozumuzda kapağı bile yoktu. Kapak uydurduk. Arka tarafından alt kısmına da tekrardan bir şeyler yapıştırdık. Gitgide küçülterek kapakları bir fenere çevirdik. Bu sabun çalışmam. Sabun çalışmasını marketlerde satılan beyaz sabunlar, çünkü kullanılabilir olduğunu düşünerekten, hani geri dönüşüm olsun diye marketlerde satılan beyaz sabunu aldık. İçerisine gıda boyası kattık. Gıda boyasını kattıktan sonra da istediğimiz hangi ürünse onun şeklini verecek şekilde elimize aldık. Materyallerle düzelttik, ayarladık. Böyle bir görsel sabun şekilleri elde etmiş olduk. Burası el sanatları kursu olması dahilinde bir geri dönüşüm kursu. Sıfır atık politikasıyla çalışıyoruz yani. Projemiz sıfır atık. Yani doğaya zarar vermeden bir ürünü kullanılabilir hale getirebilecek her şeyi elimizde, hani farklı bir şeye dönüştürerek hayata kazandırmış oluyoruz. Eski bir çikolata kutusuydu, dikiş kutusuna çevirdik. Eski bir tane vazoydu, böyle bir farklı bir şeye çevirdik. Yine sokakta atılmış bir şişeydi. Öğrencimizin birisi getirdi, ne yapabiliriz diye. Ben de böyle bir objeye çevirdim. Yine bu kaynanamın eski zamandan kalma yün tararlarmış, böyle kullanmak için, çorap örmek için falan. Atılıydı. Ben de onu temizledim, yıkadım. Ondan sonra boyadım kendimce. Üzerine de bir budak görüntüsü verdim. Vernikledim. Tekrar hayata kattım. Görsel bir şey, şölen oluşturdum diyebilirim yani. Bu da yine öyle. Eskide bunlarla yün falan eğirirlermiş. Ama ben bunu hani onunla birlikte bir araya getirerek antika bir görüntü sağlamış oldum. Zaten kendim de böyle şeyleri seviyorum. Bu bir atık kütük parçasıydı. Düz olduğu için baktım ne yapabilirim, ne yapmayabilirim diye kendimce düşündüm. Hani tasarladım, dedim ki hadi birkaç tane taş yapıştıralım. Hadi şöyle bir görsel olsun. Çocuklarımız kendi odalarında masaların üzerine koyabilirler diye. Bu yine aynı şekilde fasulye plaki kutusuydu. Atmak istemedim. Birleştirdim. Peçete dekopaj yaptım. Altına da gördüğünüz şekilde
tesbih boncukları yapıştırdım. Hani ayak elde etmiş oldum böylece. Ve kaktüs diktim. Bence çok da güzel oldu. Bu eski bir tane tavamızdı. Atılmak üzereydi. Atmak yerine hayata katmak, mutfaklarımıza renk katmak amacıyla ben bir saate dönüştürdüm. Eski bir saatin kadranını çıkardım. Onun makinesini arka tarafına yerleştirdim. Akrep, yel kavanı yerleştirince bu çıktı ortaya. Bu yine eski bir tane danteldi. Atmak istemedim. Uzun zamandır da annemden yadigar kalmıştı zaten. Eski bir oyuncak bebekti. Bu da bir yakınımızınkiydi. Bizde kalmıştı. Bacakları yoktu. Atmayalım. Hadi çöpe gitmesin. Ne yapabiliriz, ne yapmayabiliriz? Böyle balkonlarımıza yerleştirebileceğimiz bir ürüne dönüştürdük. Yine bu aynı şekilde burada birçok arkadaşımızın, hatta öğrencilerimizin bile annesinden kalma ürünler var. Kalan parçaları değerlendirdik. Dedik hadi bir tablo gibi çalışalım. Bu yine aynı şekilde, şöyle arka tarafını da ben size göstereyim. Marketlerdeki broşürler, atık ürün, kesinlikle hepsi atık ürün. Atık ürünleri içerisinde çöp şişle güzelce böyle rulo haline getirdim, boyadım. Yine aynı şekilde büyüklü küçüklü olarak, hani aksesuar olarak kullanılabilir. Bu eski bir komodimin çekmecesiydi. Bayağı bir zaman aşağıda durdu. Ne yapabilirim, ne yapmayabilirim diye düşündüm. Sonra düşündüm, dedim ki en iyisi ben bunu boyayayım, eskiteyim. Ben buraya herhangi bunu takabileceğim bir şey alabilirdim, yani metal bir ürün. Onu almak yerine eski bir çatalı böyle bu şekilde sizlere de göstereyim. Eşimden de tabii yardım aldım burunda. Eşim bunu takabileceğimiz bir şeye dönüştü, askıya dönüştürdü. Yoksa askıyı ben satın alabilirdim. Bu da evde kullanmadığım bir tane kavanozumdu. İçerisine hadi taşlar koyalım, hadi mumunu koyalım diye bu şekle dönüştürdük. Bence çok da güzel oldu yani.